Nasıl canın sıkılıyor? Anneciğim, 40 yılın başı denize gitmedik. Hemen canın sıkılıyor senin de. O zaman ben sana bir oyun bulayım mı? Resim yap. Resim anneciğim, çok güzel, eğlenceli de bir şey. Bebeklerinle oyna. Lol bebeklerle. Bahçede biraz dolaşmak ister misin? Hiçbir şey yapmayacaksın. İstemedi canım. Ne yapsak acaba ya? Şöyle sana değişik bir oyun geldi aklıma. Merdivenlerden ters çıkabilir misin? Hadi dene bakalım. 1, 2, 3. Hadi bakalım. Geri geri. 2, 3. Kaç basamak var acaba burada? 4. Bir şey söyleyeceğim. O taraftan değil, o taraftan çık anneciğim. O taraf küçük ya. Ha, öbür elini tut. 5. 5. basamaktasın. 6. Dönebilecek misin bakalım? Ay, birazcık da korkunç oldu sanki bu oyun. Rüya, yanlış bir oyun önerdim ben sana. 7. 8. Ama sen yamuk duruyorsun şu anda. Tam ters. Bana doğru bak. Evet, şimdi devam et çıkmaya. 9. 10. Bayağı çıktın ya. Bir şey itiraf edeyim mi sana? Bir kere de ben yürüyen merdivenlerde ters gitmeyi denemiştim. Merdiven yukarı çıkıyordu ama ben aşağı doğru indim. Düşüyordun. Anneciğim, iyi misin? Ya Rüya, ben bu oyunu önerdiğim için çok üzgünüm. Hızlı çıkayım. Bayağı da çıktın. Çıktım. Tersin. Ben düştüm mü merdivenlerden? Ben hiç hatırlamıyorum öyle bir şey. Aslında ben de yürüyorum. Nasıl düştün? Hümbül hümbül ne? Nasıl? Nasıl? Peki hiç merdivenlerden düşen var mıdır sence? Arkadaşlar. Ay evet, ben bir şey itiraf edeyim size. Gerçekten merdivenler beni her zaman böyle biraz korkutur. Sizde aranızda varsa eğer merdivenlerden düşen... Zaten döne döne gideceğiniz için Allah böyle her korusun. yeriniz, bütün kemikleriniz kırılı, en son yere düşüyorsunuz. Allah korusun. Arkadaşlar, daha önce merdivenden düşen var mı? Tecrübelerini bizimle paylaşsınlar. Ama bir şey söyleyeyim, merdiven beni korkutuyor. Gerçekten korkutuyor. Hadi gel inelim, yavaş yavaş inelim. Hadi bakalım. Abi. Ne oldu? Düşün. Ayağın mı kaydı? Hı. Hadi in bakalım. Anne, şu nasıl? Bilmiyorum. Hadi in bakalım. Düz inmekte sıkıntı yok. Ya bir şey söyleyeceğim peki. Sen hiç merak etmedin mi? Az önce konuştuk. Yürüyen merdivenlerden ters şey yapmayı. Yürüyen merdivenlerden ters inmeyi ya da çıkmayı hiç düşündün mü? Hiç denemek ister misin yani? Ben bir kere denedim. Çok eğlenceli oluyor. Ama insanlar bana baktılar. Ben de utanıp o yüzden vazgeçtim. Niye utandın? Ya herkes bakınca Anne. birden utandım. Asıl ben okulda sahneye çıktım. Herkesin önünde. Ne söyledin anneciğim? Şehrim Ha, şiir okumuşsun, evet. Evet, ama öyle değil, o güzel mantıklı bir şey. Benim yaptığım biraz saçma bir şey olduğu için utanmıştım. Neyse, bakalım merdivenden düşen var mı, çok merak ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Ne diyorduk? Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Kanalımıza abone olmayı. Hoşça kalın. Efendim anneciğim. Rüya, kedi mi oldun sen? Gel kedicik, seveyim seni biraz, gel. Oo, güzel kedi. Aa, sen de mi kedi oldun? Sen şu an biraz daha yılan gibi görünüyorsun Rüzgar. Ha, şimdi kedi oldun. Gel kedicik, gel. Gel pisi 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 pisi. Siz iki tane abla kardeş kedi misiniz? Peki, o zaman size bir tane isim bulmak lazım. Bu kedi birazcık değişik oturuyor ama olsun. Dedi. Ne? Anlamadım ama. Miyav miyav. Miyav mı olsun yani adınız? Söyle o zaman. Miyav, tamam işte miyav. Ne olsun adınız? Rüyam rüyam gibi geliyor şimdi de. Kardeş kedi gitti yalnız. Kardeş kedi. Ha, geldi. Kedi olsana hadi sen de. Rüya rüya. Rüya olsun senin adın. Senin adın ne olsun kedicik? Rüzgar. Rüzgar. Bunlar
Onlar iki küçük kedi şimdi, öyle mi? Bence başka bir şey olsun adın. Senin adın dur düşüneceğim şimdi. Senin adın zeytin olsun, senin adın da peynir olsun. Limon mu? Ha, limonla zeytin diyorsun. Olur, o da olur. Sen limon ol. Gel bakalım limoncuk. Pati ver bana. Gel pati ver bana limoncuk. Ay işte tırmalamıyor. Çok akıllı bir kedicik. Anne. Efendim. Ne oldu? Bu biraz yırtıcı bir kedi oldu galiba. Gel kedicik. Kedicikler bu. Balkonumuza iki tane küçük kedi gelmiş bizim. Ay abla kedi kardeş kediyle oynuyor. Ay, kardeş kedi abla kedinin eline bastı. Rüzgar yere yatma anneciğim. Kediler öyle yatmazlar. Rüya ne oldu? Elin çok mu acıdı? Getir pansuman yapalım istiyorsan. Bakayım bir. Ay kedinin eli yara olmuş. Ne yapacağız küçük kedicik? Elin yara oldu. Baba parmak. Kedi konuştu ve baba parmak dedi. Bu mu acıdı? Öpsek geçer mi acaba? Getir bir öpeyim. Geçti mi peki şimdi? Senin de mi acıdı parmağın yoksa? Gel bakalım kedicik, senin parmağını da öpelim. Rüya bir şey söyleyeceğim. Bu rüzgar sen ne yaparsan aynısını yapıyor ya. Şimdi gidiyor. Duvara tutunarak ayağa kalkacak galiba. Aha kalktı. Camda bir tane kedi var. Camımıza kedi gelmiş. Yavru kedi ve abla kedi. Ne oldu? Çok tatlı oldunuz ama bir şey söyleyeceğim. Ne yaptın bana kedicik? Aa, gerçek kedi geldi. Bulgur sen de gel. Sen de en büyük abla kedi ol. Rüya Bulgur kaç yaşındaymış? Onu bilmiyorum. Beyaz 3 yaşında. Beyaz senden küçük, Bulgur senden büyük olabilir mi? Rüzgar terliklerini giymeden çıkma anneciğim. Gel terliklerini giy. Bilmiyorum. Aa, terliksiz gitti. Rüya kardeşinin terliklerini giydirir misin? Hadi bakalım, siz gerçek kedi sevmeye gidin ama terliklerinizi giyin.